أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا الفاتحة جملةً السلام عليكم قائل عشان الله خوش geldiniz. Ben bu 4 aylık süreçte çok düşündüm. Az uyudum, çok düşündüm. Rabbimin rızasını nasıl kazanabilirim? Benim bugün kazadan dolayı karşı tarafın üzerinde şer'en 3 hakkım olduğunu alimlerden yapmış olduğum araştırmalardan öğrendim. Birincisi kısas, Allah'a sığınırım. İkincisi bedel, diyet. Üçüncüsü Rabbimin rızası. 100 yılda yaşarsak sonunda öleceğiz. Kabirlerimiz ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Rabbim hepinizin kabrini cennet bahçesinden bir bahçe yapsın. Merhume eşimin şehit olduğu kanaatindeyim. Çünkü benim engelli çocuğum var. 17 yıldır ona bakar. Eşim rahmete gittiğinde abdestliyim. Rabbime sığınırım. Hayal ediyorum bazı şeyleri konuşmaktan. Biz bu olaydan bir bedel belirlemiştik. Az önce dediğim gibi 3 hakkımız vardı. Birincisi kısastır, ondan Allah'a sığınırız. Allah'ın vermiş olduğu canı ancak Allah alır. İkincisi bir bedeldi. Belirli bir bedel karşılığında aileler belirli bir bedel karşılığında anlaştılar. Yalnız ben üçüncü ve hak olan yolu seçtim. Allah rızasını seçtim. Allah rızası için affettim. Bu bedeli kendilerine geri takdim ediyorum. Allah senden razı olsun. Ben istemiyorum. Allah rızasını istiyorum. Allah rızası için bedellerini de kendilerine takdim ediyorum. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah senin işlerine riyad etsin inşallah. Rabbim seni aziz eylesin inşallah. Rabbim dünyada da ahirette seni aziz eylesin inşallah. Rabbim sana büyük mükafat versin inşallah. Necip Fazıl'ın bir öğrencisinden soruyorlar. Diyorlar ki, hocam siz Necip Fazıl'la çok mesai yaptınız. Niçin bir tane bir şiiriniz bile yok? Demişti ki biz sona kaldık, öncekiler bitirdiler. Onun için bizden önceki büyüklerimiz, hocalarımız, kardeşlerimiz meselenin önem ve ehemmiyetini dile getirdiler. Ben kısa öz olarak söyleyeyim. Kardeşlerim, biz şimdi Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek için buraya geldik. Biz bir farzı yerine getirdik. Bize karşı ne saygın ailesi, ne üzen ailesi, asla biz onlara minnettarız. Onlar bize minnettarlık duymasınlar. Biz ümmetin hadimleriyiz, hizmet edenleriyiz. Kardeşlerim, aslında meselelerimizi Kur'an-ı Kerim'in basireti ve kadrajından meseleye baktığımızda barışları sağlamak çok kolay.
Çünkü aynı inancı paylaşan, aynı ahlaka sahip olan, aynı kıbleye yönelen, aynı kitabı okuyan bir insan, bir toplum arasında bir husumetler olmaz kardeşlerim. Dolayısıyla biz şöyle bir kitaba sahibiz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim ile başlayan bir kitap. Bu kitap Allah-u Teala'yı Rabbul Alemin, peygamberini rahmeten lil alemin, Kur'an'ı hüden lil alemin, Mekke'yi, Kabe'yi hüden lil alemin ve sonu da nasla bitiyor. Bu ne manaya geliyor biliyor musunuz kardeşlerim? Bu kitap rahmet kitabıdır, merhamet kitabıdır, bağış kitabıdır, bu kitap af kitabıdır. Bu kitap insani değerleri en üste tutan, insanı muhatap alan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in değerlerinden, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden, değerlerinden, ahlaki yapısından biz ne kadar yaklaşırsak o kadar birbirimizi mutlu ederiz. Bakın 21. asırda Kur'an-ı Kerim'in ahlak ve edebinin adeta unutulduğu bir günde bir insan hayatının en önemli insanını, eşini kaybediyor ve soruyor. Bu din, bu konuda, bu Allah'ın kitabı benden ne istiyor? En iyisi hangisidir ey alimler? Anlatın. Ve işin ehli olan insanlar söylediler. O da Allah-u Teala'nın en iyisini elde etmek için çalışıyorum. Çünkü ölümlü bir dünyada yaşayıp ebedi bir hayata atılacağız. Ebedi hayatım için hem benim hem geçmişlerim hem geleceklerim için bir büyük bir sermaye ve zahire hangisi ise onu yapacağım. Tekrar etmeyeyim. Evet, o Allah affedicidir, affı sevendir. Öyleyse ben de elinden geldiği kadarıyla elinde olan bir küçücük de olsa bir affı ben de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanıp ben de affı seçiyorum. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا ربي يا إله العالمين okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'dan, Mevlid-i Şerif'ten, salavat-ı şerifelerden, dua-i şerifelerden, sohbetlerden hasıl olan ecr-i mesubat, evvelen bizzat, fakr-i kainat, sebebi hulk-i mevcudat, Efendimiz, önderimiz, rehberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın pak, temiz, tahir, ruh-i tayyibelerine hediye ettik sen, vasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahel Alemin, senin göndermiş olduğun bütün Peygamber-i İzam ve Rusul-i Kiram aleyhim ebdalu salatu ve selamlarının da ruhlarına hediye ediyoruz sen, vasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahel Alemin, ahirete irtihal etmiş abu ecdad, ümmehatu ceddad ve bütün akrubayı teallukatların ruhlarına da hediye ediyoruz sen, vasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahel Alemin, bütün kardeşlerimizi, ümmet-i Muhammed'i belalardan, musibetlerden, kavgalardan, gürültülerden muhafaza eyle ya Rabbim. Allah'ım memleketimize
ve bütün İslam bedelerine hayırlar, bereketler, huzurlar, saadetler nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahi Alemin, yakından uzaktan bu programımıza teslim eden bütün kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahi Alemin, hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eyle ya Rabbim. Batılı batıl bilip batıldan iştinab eden kullarından eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahi Alemin, ya Rabbi ya İlahi Alemin, bu heyetimize, bu toplantımıza, bu kıraatlere, bu dualara, bu sohbetlere vesile olan merhume Nazile ablamızın ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Kadrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbim. Cehennem çukuru olmaktan sen muhafaza eyle ya Rabbim. Çocuklarına, akrubayı taallukatlarına, kocasına, sevdiklerine, dostlarına sabr-i cemiller, sevab-i ceziller ihsan eyle ya Rabbim. Ya Rabbi ya İlahi Alemin, musibetlerden ibret alıp kendilerini ahiret hayatına hazırlayan kullarından eyle ya Rabbim. Rabbena ve la tec'alna minel gafilin. Allah'ım bizleri gafil olanlardan eyleme ya Rabbim. Bizleri seni zikredenlerden eyle ya Rabbim. Sana şükredenlerden eyle ya Rabbim. Muttakilerden eyle ya Rabbim. Zalimlerden eyleme ya Rabbim. Bizleri affeyle ya Rabbim. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbim. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hadirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir cümle geçmişlerimizin ruhları için ve kaffe ehli iman ve ehli İslam ruhları için annelerimizin, babalarımızın, ecdatlarımızın, akrubayı taallukatlarımızın ruhları için şehitlerin, gazilerin, alimlerin, muttakilerin, velilerin, salihlerin ruhları için ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için hasreten merhume Nazile ablamızın ruhu için, Allah rızası için. Radan lillahi teala el Fatiha ta ma'aha salavat. Evet, Rabbim dualarımızı kabul etsin. Şimdi bütün büyüklerimizi, burada iki tane genç Kur'an-ı Kerim'i tutacak. Hem Kur'an'ı öpeceğiz, hem de birbirimizin eli tutup musafaha yapacağız. Evet, büyüklerimizi davet ediyoruz inşallah. Hocam buyurun. Allah.